Herkese selamlar. Hatay Spor gündemle karşınızdayım. Haftanın gelişmelerini Hatay Spor adına sizlere aktaracağım. Yarın Hatay Spor gerçekten çok zor bir deplasmana çıkacak. Trabzonspor'a konuk oluyor. İlk haberimizden de başlayalım isterseniz. Hatay Spor ile Trabzonspor 11. randevuya çıkıyor. Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon'da karşılaşacak olan Trabzonspor ve Hatay Spor 11. randevuya çıkıyor. Bu maç öncesi 10 kez karşı karşıya gelen iki ekip de üstünlük 5 galibiyetli Trabzonspor'da bulunuyor. Diğer 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Medical Park Stadyumunda oynanacak olan mücadelede lider Trabzonspor, ligde önemli başarılara imza atan Hatay Spor'u ağırlıyor. Karşılaşma cumartesi günü 16.00'da başlayacak. Ligde topladığı 39 puanla 1. sırada yer alan Trabzonspor, 16 karşılaşmada 32 gol atıp 13 gol yedi. Karadeniz ekibi aynı zamanda en çok gol atan, en az gol yiyen ve averajı en iyi olan takım konumunda bulunuyor. Hatay Spor ise topladığı 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo Beyazlı ekip 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Hatay ekibi bu karşılaşmalarda 25 gol atıp kalesinde 18 gol gördü. Şimdi diğer bir gündem başlığımız. Ömer Erdoğan bildiğiniz üzere Altay maçında daha farklı bir sistem denemişti. Bu sistemi devam etme kararı aldı. Antrenmanlarda hep bu sistemi kullandı. Bir diğer gündem haberine geçelim isterseniz. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen oynattığı kararlı futbolla beğenileri toplayan Hatay Spor'u üst sıralarda tutmaya çalışan Ömer Erdoğan, yaşanan sakatlıkların ve oyuncu performanslarının düşüşünün ardından puan kayıpları yaşamaya başladı. Rakiplerin Bordo Beyazlı takımın dörtlü defans sistemini ve geriden oyun kurma planını bozduktan sonra istikrarsız sonuçlar alınmaya başlanmıştı. Özellikle son 4 haftadır istenileni veremeyen Ömer Erdoğan'la Hatay Spor, Altay maçında bir sistem değişikliğine gitti. 3-4-3 gibi bir sistemi deneyen ve Faletti'yi beke atarak oyunu kenardan kurmaya çalıştıran Erdoğan bu sistemin meyvesini aldı. İleride St. Louis ve Camara ikilisinin de olmasıyla ayrı bir hız kazanan Hatay Spor zorlu Altay deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Sakatlıkların devam etmesinin ve son sistemdeki başarının gelmesinin ardından Ömer Erdoğan aynı oyun anlayışını Trabzonspor'a karşı da sergilemek istiyor. Genç çalıştırıcı 3-4-3 sistemini koruyarak oyunu yine kenarlardan kurmayı planlayacak. Hatay Spor'un bu sistemle Trabzonspor karşısında nasıl bir oyun sergileyeceği ise merak konusu. Şimdi bir ayrılık haberi paylaşacağız sizinle. Sezon başında büyük bir umutlarla getirilen Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Sezon başında zaten büyük bir umutlarla gelmişti Emre Çolak. Kariyerinde Galatasaray, Deportivo gibi önemli takımların formasını giyen Emre Çolak, yaz transfer döneminde Bordo Beyazlı ekibe transfer olmuştu. Hatay ekibi Çolak'a kulübün hedefleriyle uyuşmadığı için takım bulmasını söyledi. Bu durum üzerine Emre Çolak transfer görüşmeleri yapmak için kulüpten ve şehirden ayrılarak kadro dışı kaldı. Aynı zamanda bu ayrılığı başkan vekili Mustafa Özat da doğruladı. Özat, Emre kardeşimizi çok büyük umutlarla getirdik. Bize yeni bir çıkış yakalamak üzere geldi. Maalesef bazen bazı şeylerde anlaşmazlık olabiliyor. Biz Emre kardeşimizle büyük olasılıkla devam etmeyeceğiz gibi duruyor. Kendisine de spor hayatında başarılar dileyeceğiz dedi. Bir ayrılık haberinin üzerine aslında Hatay Spor taraftarını sevindiren bir haber daha gelişti. Bu hafta içerisinde Hatay Spor ile Mamed Yuf tarafı tekrardan yeni sözleşme için bir araya gelecek. Hatay Spor yönetimi takıma transfer olduğu günden beri gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Diouf ile yeni bir sözleşme uzatmak istiyor. Bordo Beyazlı ekibi 2020-21 sezonunda katılan ve hem saha içinde hem de saha dışında tecrübesini yansıtarak takıma ağabeylik yapan Diouf, bu sezon Hatay ekibinin kaptanlığına kadar yükseldi. Özellikle gol yollarında büyük sorumluluğu omzunda sırtlayan tecrübeli golcüyü Hatay Spor yönetimi bırakmak istemiyor. Diouf'un futbolu Hatay Spor'da bırakmasını sağlamak isteyen ve saha içerisindeki performansından memnun olan teknik ekip yeni bir sözleşme sunmak için bu hafta Senegalli golcünün tarafıyla bir araya gelecek. Ömer Erdoğan'ın da takımda görmek istediği Diouf, yeni sözleşme teklifine olumlu baktığı gelen bilgiler arasında tecrübeli golcü Hatay Spor formasıyla çıktığı 56 maçta 26 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi. Şimdi gündemimizdeki son habere geçeceğiz. Gerçekten çok önemli açıklamalar oldu. Mustafa Özat, başkan vekili, geçtiğimiz günlerde Radyo Spor'un konuğu oldu. Özat yaptığı açıklamalarda aslında önemli konulara değindi. Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın sorularını yanıtlayan Özat, Altay maçıyla ilgili kötü bir gidişatımız vardı. Biliyorsunuz her takımın iniş ve çıkış yaşadığı dönemler oluyor. Bu iniş sürecimizin bittiğini umut ediyoruz. Ömer hocamız çok iyi bir aksiyon alarak hem saha içinde hem de oyuncu değişikliği hem de sistem değişikliğini mükemmel bir şekilde takımı adapte ederek güzel bir mutluluk yaşattı. Bütün teknik ekibe teşekkür ediyoruz dedi. Ayrıyeten bu Bupenza konusuna da değindi Özat. Yaptığı açıklamada uygun şartlar oluşursa bu Bupenza'yı tekrardan transfer etmek isteriz dedi. Son zamanlarda gündeme gelen bu Bupenza konusunda da açıklık getiren Özat,
Şu an için somut bir gelişme yok fakat biz Bupenza ile iyi bir ayrılık gerçekleştirdik. Çünkü ayrılıkların bile güzeli önemlidir. Kulübümüz ve teknik ekibimiz Bupenza'yı iyi yerlere getirdi. O da karşılık olarak bize para kazandırdı. Haberleşiyoruz. Orada başarılı olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendisi bizim aile ortamımızı çok özlediğini ifade ediyor. Şu an görüşme konusunda somut bir durum yok ama ileriki durumlarda her zaman kapımız açık. Eğer koşullar uygun olursa neden olmasın dedi. Hatay Spor gündemiyle ilgili bu hafta aktaracaklarımız bunlar. Yarın Hatay Spor Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Takımdaki eksikler var. Muhammed Kamara kart cezalısı durumunda bulunuyor. Aynı zamanda Adama Traore, Mehdi Bucaman'ın da sakatlık durumu mevcut. Aynı zamanda bel ağrıları çeken Kamil Ahmet'in de oynaması risk konumunda bulunuyor. Yeni bir Hatay Spor gündem programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.